Tabii bugün bir program vardı Kastamonu'da. Vali Avni Çakır'ın eşi hanımefendi, Bahar Çakır hanımefendinin öncülüğünde yürütülen bir proje. Suyunu Koru platformu tarafından yapılan bir proje. Bugün de Barutçuoğlu Alışveriş Merkezi'nde bir farkındalık etkinliği düzenlendi. Düzenlenen farkındalık etkinliğinde de çevre bilinci ve doğrusu kullanımına yönelik bazı konuşmalar yapıldı. Orada program vardı. Sanırım bu program ilişkinde görüntüler şu anda ekranlarımıza Evet. da yansıyor bir taraftan da. Tabii buradaki programa Bahar Çakır hanımefendinin yanı sıra Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Oktay Marşap da katıldı ki ikisi de hem hanımefendi Bahar Çakır hanımefendi hem de il müdürü tarafından da konuşmalar programda yapıldı. Suyumuzu dikkatli ve tasarruflu kullanmalıyız şeklinde bazı çağrısı oldu. Bahar Çakır'ın Evet. yaptığı konuşmada aynı zamanda il müdürünün konuşmasında da bu cümleleri görmek mümkündü. Çevreci faaliyetleri gönülden desteklediklerini ifade etti Bahar Çakır. Tabii aynı zamanda bir de maske uyarısına da bulundu. Biliyorsunuz bu pandemi sürecindeki çevre kirliliğiyle alakalı da maske kullanım noktasında maskelerin kullanıldıktan sonra çevreye atılmasıyla Evet. ilgili ciddi bir sıkıntı oluştu. Bu noktada da Bahar Çakır hanımefendi de bazı uyarılarda bulundu, hatırlatmalarda bulundu. Bunları söylemiş olalım ki bu proje içinden geçtiğimiz bu süreçte kuraklık, özellikle kuraklığın çok daha fazla konuşulduğu bu süreçte bu proje çok önemli, hayati önem taşıyan bir proje ki biz bunu TOSİ'ye gerçekleştirdiğimiz, o Evet. devlet şeyine gerçekleştirdiğimiz programda da orada da konuşmuştuk. Bu tür projelerin aslında ne kadar önemli olduğunu ifade ettik. Ben bir adım öteye taşıyacağım bunu. Şu anda biz kuraklık konuşmuyoruz. Şu anda bir kuraklık yani yaşamıyoruz da. Şimdi. Ama 3 ay sonra susuz Etkisini. kalacağız. Şayet tasarruf etmez isek, suyu düzgün harcamaz isek, şimdi kıymetini bilmezsek, kaybettikten sonra bildiğimiz kıymetin bir kıymeti olmayacak, bir değeri olmayacak. Onun için su tasarrufu bu proje benim için çok önemli. Yani aslında hepimiz için çok önemli. Bundan sonraki süreç petrol savaşları, enerji savaşları değil, su savaşları olacak. Onun için suyumuza sahip çıkalım. Kastamonu çok sulu, yani yer altı zenginliği olan bir il değil. Hatta su kaynakları noktasında en sıkıntılı illerden birisi Kastamonu diyorum. Buna göre yaşayalım. Erhan Veren. Ama kurak olmayan 41 ilin dışındayız. Evet. Yani Çok çok enteresan. bunu da araya sıkıştırayım. Yani Yani Kastamonu'da kuraklık yokmuş. aslında bu araya Hani ziraat sıkıştırma. odalarına göre Evet. Kastamonu'da kuraklığın olmadığı iller arasında bulunuyormuşuz. Bunu da Şimdi belirtelim. ben Yani ben bunu tepkisel bu tür anlamda söylüyorum. açıklamaları tabii ziraat odaları genel merkezi yapmaya Evet. başladı. Evet. Şube değil, Kastamonu odası değil. Kastamonu Ama şubesi tepki ama yani Kastamonu bunu Ziraat şubesinde Odaları Birliği Ankara'daki koltuklarından değil, Tosya'da buradan gelip alın. devlet şey üzerinde yapsınlar. Tosya'daki üretici ne diyor buna karşılık olarak bunu görelim. Şöyle. Yani biz burada gördüğümüz kuraklık Ama var, had safhada. bu raporu da üst merkeze hem buralar gönderiyor. Yani. Burası Sıkıntı burada. burası göndermedi diyelim. İyi niyetli bakıyorum hadiseye. O zaman bunu düzeltmeleri lazım. Evet. Ziraat Odası Başkanı'nın çıkıp Sayın Genel Başkanımız Kastamonu hakkında yanlış bilgilendirilmiş. Kastamonu'da su problemimiz var. Evet. Ve bizim buna göre tedbirler almamız lazım. Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı'nın da bu noktada Kastamonu'ya böyle bakıp Kastamonu hakkında bir proje, bir çalışma olacaksa Kastamonu'yu bu 41 il içinde alması lazım. 42. ile olması lazım. Evet. Demeli. Dedi mi? Demedi. Şimdi Kastamonu tamam. Kastamonu Ziraat Odası'ndan böyle bir açıklama olmadı. Kastamonu Ziraat Odası'ndan böyle bir açıklama da olmadı yani. Yani. Şimdi ben ne kuraklıkta şu noktaya gireceğim. Hani dediniz ya 3 ay sonra çok daha bunun etkilerini net Evet. bir şekilde göreceğiz. Ben de şu örnekle geleceğim. İnşallah görmeyiz Şimdi ama yani biliyorsunuz önümüzdeki günler geçen yıl ciddi anlamda bir kuraklık yaşadık. Evet. Kastamonu'nun hani belki de son yılların en En büyük şiddetli evet. kuraklığından birini yaşadık. İşte Haziran ayından işte Kasım ayına kadar bir damla yağmur dahi düşmedi Yağmur. geçen sene.
Burada şunu dikkat çekmek istiyorum. Geçen sene biz kuraklık yaşadık derken şunu söyleyeyim. Geçen yıl Haziran ayına kadar bir yağış söz konusuydu. Bir kar yağışı söz konusuydu. Ve biz o barajlardaki o doluluk oranının üzerine bir kuraklık yaşadık. Evet. Ama bu sene kış döneminde dahi, işte hani bu Nisan yağmurları diyoruz ya, Mart'ta, Nisan'da ya Nisan yağmurları falan diyoruz ya, ya da hani Ocak, Şubat'ta kar yağışı diyoruz ya, Kastamonu yeteri miktarda kar yağışı ve yağmur yağışı da almadığı için, işte Devres kurudu, örnekleri de var. Barajlardaki zaten doluluk seviyesi istenilen oranda değil. Bu seneki kuraklık daha da tehlikeli boyutlarda olacak. Şimdi geçen sene Taşköprü'de büyük bir yangın yaşadı. Evet. Geçen sene 2000 civarında Kastamonu en ufaklı yangınlar meydana gelmiş. Köy yangınları, 2000 civarında yangınlar meydana gelmiş. Ve bu yangınların en büyüğü belki de Kastamonu'nun geride bıraktığımız böyle 100 yıllık sürecine baktığımız zaman en büyük yangınından evet. birini yaşadık Taşköprü'de. Şimdi geçen sene bu kadar çok yangın yaşamamızın en büyük sebeplerinden bir tanesi kuraklıktı. Neden kuraklık? Şimdi bir damla su olmadığı için ormanlar çıra vazifesindeydi. Çıra gibiydi. Evet. Yani sıcak bir hava var. Çıra görevi gördüğü için en ufak bir kıvılcımda, en ufak bir parlamada bir silsile halinde çok büyük yangınlarla karşılaştık. Şimdi şu noktaya geleceğim. Ve biz dedik ki Kastamonu'nun ormanları milli bir servettir. Türkiye'nin milli bir servetidir. Ve bu serveti korumamız için de elimizdeki bütün imkanları seferber ediyor olmamız lazım. Ne dedik mesela? Helikopter noktasına talep ettik. Siyasiler de bu konuyu talep etti. Evet. İşte buradaki orman bölge müdürlüğü, orman teşkilatı da bu konudaki taleplerini üst makamlara aktardılar. Çünkü haklı bir talep olduğu için de helikopter Kastamonu'ya Temmuz ayı itibariyle, 1 Temmuz itibariyle Kastamonu'ya konuşlanacak. Evet. Şimdi neden bu çok önemli? Şimdi Kastamonu bu sene de ciddi anlamda bir kuraklık yaşayacak. Yine bir çıra görevi görecek. Yine ormanlarımız çok tehlikeli, yani diken üzerinde duracağız. Yani bu hem orman teşkilat açısından hem diğer bürokrasi ve diğer paydaş kuruluşlar açısından diken üzerinde bekleyeceğiz. Yani ormanlarımıza bir zarar gelmemesi için. Ve helikopter Kastamonu'ya konuşlandı. Şimdi Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu'nun bir açıklaması var. Buna hani özellikle söyleyeyim. Şimdi yangın helikopterle birlikte yangınla mücadelede bu sene etkin bir rol üstleneceklerini, çok daha zamanında müdahaleler yapabileceklerinden bahsetti. Ve şuna söylemek istiyorum. Geçen yıl Kastamonu'ya 140 tane arazi aracı, pick-up getirilmiş. Bu 140 arazi aracına şu anda söndürme tankları yerleştiriyorlarmış. Her bir araca söndürme tankları yerleştiriyorlarmış. Ve bir şeyden bahsetti. Bir Avrupa Birliği projelerinin olduğunu ve bu proje onaylandığı zaman şu anda yaklaşık 160 civarında 130 köyde yangın söndürme tankerleri varmış. 3,5 ton, evet. 4 ton su ağırlığında yangın söndürme tankerleri varmış. Eğer bu Avrupa Birliği projesi onaylanırsa 250-300 civarında daha köyümüze 3,5 ton kapasiteli bu yangın söndürme tankerlerini göndereceklerinden bahsetti. Çok önemli bir proje. Bu sadece orman yangınları için düşünmemek lazım. Köy yangınlarında da zamanında müdahale noktasında çok önemli. Bunu belirtmek istiyorum. Ve Vali Avni Çakır'ın da şöyle bir açıklaması oldu. Orman Bölge Müdürlüğü'ne yeni gelecek olan arazözlerle birlikte bazı arazözler boşa çıkacak. Bu boşa çıkacak olan arazözleri bazı belediyelere zimmetleyeceklermiş. Belediyelere vereceklermiş. İşte personeline evet. sizler yapacaksınız. Mesela nedir? Cide Belediyesi'ne bir tane gönderilecek. Denilecek ki bu arazözü sen personelini ver ama diyecek ki soğuk su bölgesinde konuşlandır. Evet. Çünkü biliyorsun hani Cide'den soğuk su bölgesinde herhangi bir köye entegre bir çalışma haline evet. getirecekler. Yani bu teçhizat bizden, personel sizden. Personel sizden. Bu anlamda çok önemli. Yine bu hafta içerisinde Orman Bölge Müdürlüğü Kastamonu Üniversitesi işbirliği ile çok ciddi bir tatbikat yapacak. Büyük bir tatbikat yapacak. Büyük bir yangın tatbikat yapacak. Ve bu tatbikatta bor madeninden üretilen, bor içerikli bir yangın söndürme maddesini kullanacaklar. Ve Orman Bölge Müdürü Fahri Sönmezoğlu bu tatbikatla bu maddenin de ne kadar etkili olduğunu hep beraber göreceğimizden bahsetti. Bu da çok önemli. Çünkü bu sene söndürmede yeni bir
yöntem deneyeceklerinden bahsetti. Bu da çok önemli Kastamonu için. Yani orman yangınlarına tedbir noktasında ciddi anlamda çalışmalar var. Buna ek olarak hani bir şey daha bahsetmek tabii istiyorum. Geçen hafta Kastamonu'da bir toplantı düzenlendi. Biliyorsunuz Kastamonu'da son dönemde bir köy yangınlarında can kayıpları yaşamaya başladık. Ve bu köy yangınlarının hemen akılla bir konu geliyor. Elektrik tesisatından kaynaklı bu yangınların çözümü noktasında ne gibi çalışmalar yapılabilir diye. Şimdi Orköy'ün Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki evet. Orköy'ün, Orköy Şube Müdürlüğü'nün bir projesi var. Köy evlerinin elektrik tesisatlarının yenilenmesi noktasında Orköy'ün bir kredi desteği söz konusu. Bu kredi desteğinin vatandaşa düzgün anlatılması için geçen hafta muhtarlarla ciddi bir toplantı düzenlendi. Ve bu toplantıda Vali Avni Çakır sadece merkezde 5000 civarında meskenin, il genelinde ise 40 ila 50 bin civarında meskenin elektrik tesisatlarının yenilenmesi gerektiğini söyledi. Evet. Bu çok ciddi bir rakam. 50 bin civarında Kastamonu'da şu anda elektrik tesisatının yenilenmesi gereken evler var. Şimdi Kastamonu'ya 1980'de elektrik gelmiş. Ve bu tesisatlar 1980'den bu tarafa yaklaşık 40 yıldır bu tesisatlar eski tesisatlar. Evet. Şimdi Vali Avni Çakır şuna dikkat çekti. Çok doğru, haklı. Ve elektrik o dönem elektrikte sadece bir odanın bir ışığı yanıyordu evet. O tesisatta. Ama şimdi aynı tesisat işte buzdolabı, televizyon, derin dondurucu, elektrik, bilgisayar, çamaşır makinesi, ısıtıcı, fırın hepsini kaldırmak zorunda bu tesisatlar. Tabii ki daha fazla yük biniyor. Yani o anlamda çok daha önemli bu tesisatın yenileniyor olması evet. çok önemli. Çok önemli bir çalışma evet. Ve hemen kısaca hani vatandaşları da bilgilendirme noktasında şunu söyleyelim. Orköy'ün ev yenileme tesisatında 6300 lira kredi desteği var. Bu 6300 liranın %20'si hibe. Hibe. Yani bu 1260 lirası evet. hibe. Geri kalan 5040 lirası ise 4 yılda geri alınacak. Yani yıllık 1260 liraya geliyor tekrardan. Bunu aya vurduğumuz zaman ise bu aslında çok önemli. Hani 100 lira. 100 lira. Aylık 100 liraya evinizin tesisatını yenileyebiliyorsunuz. Ve insanların hani bu projeden yararlanması için de her türlü aslında kolaylık sağlanmış. Şimdi bazı insanlar diyor ki işte benim üzerimde haciz işlemim var, ne yapmam lazım? Benim üzerimde haciz işlemi varsa eşimin adına yapabiliyorum. İşte ben kamu çalışanıyım, olmuyorum, ne yapmam lazım? Annemin üzerine bu tesisatı gerçek. Yani o haneden herhangi birisinin şartları uysa yetiyor. Bu anlamda bu projeye bence sıkıca sarılmamız lazım. Aylık 100 liraya evimizi koruyabiliriz. Evet. Evet.